Çamalı Belediyesi Ekoturizm Altyapı Geliştirme Projesi kapsamında Çamalı Taş Konakları Güney Ege Kalkınma Ajansı destekleriyle yaptı. Daha sonra bu projelerin sürdürülebilir olması için yapmamız gereken başka çalışmalar da vardı. Bununla alakalı da turizm, macera turizmi altyapı geliştirme projesi kapsamında Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın vermiş olduğu desteklerle beraber ilçemizde yamaç paraşütü pistleri, 1380 kilometre dağ bisikleti rotaları, 600 kilometre de bisiklet rotalarını çıkardık. 2015 yılında bir hayalle başladı ve 2016 yılında Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın da desteğiyle Çameli Belediyesi'ne ait bir proje halinde başladı. Çameli 1350 metre yükseltide bir yayla konumuna sahip bir ilçemiz. Havası, suyu, toprağı temiz bir ilçeydi. Biz de bu fikirden hareket ettik. Doğal bir turizm hedefledik. Bu projede kırsal turizm kapsamında desteklenen bir proje. Şu anda dünyanın birçok yerinden misafirlerimiz var. Her ülkeden misafirlerimiz Çameli'ne geliyorlar, yerli ve yabancı. Kendimiz yetiştirdiğimiz ürünleri komşulardan, yine köylü ürünlerimizi satıyoruz hep. Burası yeşilliği oldukça fazla, Karadeniz aratmıyor. Herkesi bekleriz, gelmelerini isteriz, görsünler. Serinliği yaşasınlar isteriz bu sıcaklarda. Fethiye'deki Ağustos ayı çok sıcak geçiyor. Bu sıcak geçen aylar içerisinde de insan yayla havasını istiyor. Bazı arkadaşlar bana burayı tavsiye ettiler. Yani tabiat olarak çok güzel bir yer. Bir de yükseklik olarak da havası da çok güzel bir hava. Burası tamamen bir taş ev. Artı taş evlerin içerisinde de dekorasyon olarak bu yöredeki yörüklerden gelen kilimler, Anadolu'nun bazı kullandığı malzemelerle dekoro edilmiş. Yapmış olduğumuz projelerde biz çok büyük etkinlikler, organizasyonlar yaptık. Tabi bu etkinlikler, organizasyonla beraberinde de turizm burada 12 ay sürdürülebilir hale geldi. Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'na, yani PVC World Cup gibi büyük organizasyonlar ev sahipliği yapar bir duruma geldi. Yine dağ bisikleti rotalarımızda yapmış olduğumuz etkinliklerde yine uluslararası dağ bisikleti maraton şampiyonaları artık Çamalı'nda yapılıyor. Termal dediğimiz çalışma, havanın çalışması dediğimiz olayın burada daha çok yoğun olduğu için burası sporcuların istediği, uçmak istediği güzel bir yer. Brezilya'dan sonra en uzun mesafe uçuşlarının yapıldığı ve en uzun havada kalma uçuşlarının yapıldığı bir bölge. Bu yıl Çamalı'ndan uçan bir pilotumuz Eskişehir Sivrihisar'a kadar, Ankara Polatlı'ya kadar, yine kadınlar da Çamalı'ndan uçarak Afyon'a kadar uçuşlar burada sağlandı. Yaklaşık olarak 70 milyonun üzerinde bir yamaç paraşütü camiası artık Çamalı'yı çok iyi tanıyor. İlçemiz içerisinde 13 adet şu anda turizm restoranları açıldı ve 200'ün üzerinde şu anda gencimiz burada istihdamı sağlandı. Burası Çamalı'nın Elmalı Köyü. Yerli yabancı birçok misafirimiz geliyor. Onlar için ben de burada çalışıyorum. Ekmeğimi kendi paramı kendim kazanıyorum burada. Güzel memleketimiz. Sadece taş konaklar değil, çevremizdeki mahallelerimizde, köylerimizde de yeni birçok tesisler açıldı. Ve Çamalı insanı artık turizmden de sebepleniyor ve para kazanıyor. Çamalı yaylacıklarında uçuşa bizler hazırız. Ekip arkadaşlarımızla sizler de hazırsanız uçalım. Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hayata geçirilen Denizli Çameli Ekoturizm Projesi bölgeyi şaha kaldırdı. Yüzlerce kişiye istihdam sağlandı. Turist sayısı 4 yılda 25 kat arttı. Turizmden elde edilen gelir yıllık 6 milyon lirayı aştı. Dağ bisikleti, doğa yürüyüşü ve yamaç paraşütünde ulusal ve uluslararası birçok şampiyonaya ev sahipliği yapıldı. Sadece 2019 yılında 23 ayrı ülkeden 130 sporcu ağırlandı. Çamalı, yapılan yatırımlar ve eşsiz doğasıyla alternatif turizmin parlayan yıldızı olmaya devam edecek.